Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'e Sıcak Nokta programına hoş geldiniz. Yaklaşık 50 dakika boyunca Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıklarla TRT'nin ulus yerleşkesinden karşınızda olacağız. Sıcak Nokta programında bu hafta gündemin önemli başlıkları arasında terör yer alıyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör yuvalarına yönelik düzenleyeceği operasyon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bölgeye askeri harekat devam ediyor. Öte yandan örgütün kanlı eylemlerinin emirlerinin verildiği Kandil'i Sıcak Nokta programında mercek altına alacağız. Şüphesiz tıpkı Diyarbakır anneleri gibi Suriye'de de örgüt üyelerinin kaçırdığı çocuklar ve o çocuklar yüzünden ailelerin zor durumda kalması da yine Sıcak Nokta programının önemli gündem başlıkları arasında olacak. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında 4 ay geride kaldı. Tüm dünya Rusya'ya yönelik yaptırımları konu aldı. Ancak Rus ekonomisi halen ayakta. Sıcak Nokta ekibi olarak bunu araştırdık. Önemli bir dolandırıcılık haberi de yine Sıcak Nokta programında olacak. Yalnızca kimlik bilgilerimizden yola çıkılarak milyonlarca liralık vurgun Sıcak Nokta programında o operasyonun ayrıntıları yer alacak. Sözü daha fazla uzatmayayım. Merhabalar, ben Hüseyin Günay. Sıcak Nokta bunlar ve çok daha fazlasıyla başlıyor. Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun 73 yıllık tarihi bulunuyor. Çin ilk kez Madrid zirvesinde tehdit olarak yer aldı. Peki bu ne anlama geliyor? NATO aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesinde alan mı açıyor? NATO'nun en büyük silahlı orduları arasında yer alan Türkiye'ye nasıl bir rol bekliyor? Sıcak Nokta editörü Köksal Akpınar bu soruların yanıtlarını araştırdı. Hırsları, zorlayıcı politikaları çıkarlarımıza, güvenliğimize ve değerlerimize meydan okuyor. Uzay, siber ve denizcilik alanlarında uluslararası düzeni yıkmaya çalışıyor. Bu ifadeler NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi'nde yer aldı. İttifakın 73 yıllık tarihinde Çin ilk kez tehdit unsuru. NATO'ya göre Pekin, küresel ayak izi bırakıyor, proje gücünü artırıyor. Bunu siyasi, ekonomik ve askeri araçlar kullanarak yapıyor. Ancak stratejisi, niyetleri ve askeri birikimi hakkında belirsizlik var. İttifakı tam da bu kısım endişelendiriyor. El-Kaide'nin 11 Eylül 2001'deki Amerikan topraklarındaki saldırısı, NATO'nun küresel terörizmle mücadelede vakit kaybetmesi gibi unsurlar nedeniyle bu Hint-Pasifik, dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik hedefleri ertelenmişti. 2010 yılında da açıkçası Batı dünyası bir miktar atalete düşmüş. O dönemde hatta Rusya'nın bile stratejik bir ortak olarak görüldüğü bir politika belirlenmişti. Ama anlaşılan o ki 1999 yılında konulan o NATO'nun küreselleşmesine ilişkin konulan hedef Madrid'de artık hayata geçirilmeye başlandı. Çin hiç kuşku yok ki dev bir ekonomi. Amerika Birleşik Devletleri ile rekabet halinde olduğu çok açık. Sahada da bunun izleri var. Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu AUKUS Paktı da o izlerden biri. Paktın amacı Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltılar geliştirmek. Ancak perde arkasında Çin'in çevrelenmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Öyle ki Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de son NATO zirvesindeydi. Çin Halk Cumhuriyeti burada daha ziyade ekonomik kapasitesi ve dünyayı domine etme yönündeki çabası nedeniyle asli hedef haline gelmiş durumda. Şimdi bu asli hedefle yüzleşebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yakın müttefiklerinin, ki beş göz adını verdiğimiz bir istihbarat teşkilatı daha var, bu Anglo-Sakson İttifakı'nın yanında yer alan Yeni Zelanda bunun içerisinde, ciddi bir istihbarat ağını Avustralya yine bunun bir parçası, hatta buna Japonya'yı da dahil etmek yönünde ciddi çabalar var. Esas hesaplaşmanın geçeceği yer görünen o ki 21. yüzyılda artık Asya Pasifik bölgesi, yani Transpasifikleşme süreci NATO'nun başlamış vaziyette. Rusya-Ukrayna savaşıyla NATO'nun önemi daha da arttı. İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye de bu süreçte kritik önemde. Avrupa'nın güvenlik mimarisi Türkiye'siz şekillenmeyecek. Peki Hint-Pasifik coğrafyasında nasıl bir role sahip olacak? Biz aslında coğrafyanın ve tarihin otobanında yaşayan bir ülkeyiz. Anadolu Kuşak ve Yol Projesi kapsamında işte Çin'in batısındaki sanayi bölgelerinden yola çıkan trenler
bugün Marmaray sistemi sayesinde Avrupa'ya ulaşabiliyor, Avrupa limanlarına ulaşabiliyor. Ve bunun bir de tersine giden işte bir askeri yolu olacak. NATO eğer Çin Halk Cumhuriyeti'ni çevrelemeye, Hint Pasifik bölgesinde bir askeri üstünlük sağlamaya niyetliyse, burada yine Türkiye'nin önemli bir rolü olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun önümüzdeki dönemde sadece tanka, uçağa ihtiyacı olmayacak. Aynı zamanda çok önemli lojistik merkezlerine ihtiyacı olacak. Çin Halk Cumhuriyeti de bu duruma kayıtsız değil. 20 yıldır Akdeniz'de limanları kiralıyor. İsrail'in Hayfa Limanı da onlardan biri. 25 yıllık anlaşma geçtiğimiz yıl yürürlüğe girdi. Keza Yunanistan'ın Pire Limanı'nı da Çin işletiyor. Her ne kadar ticaret gibi gözükse de aslında bunun stratejik bir adım olduğu ortada. Özetle Ege ve Akdeniz'de kıyısı olan devletler bu süreçte daha çok öne çıkacak. Akdeniz ve Ege'deki her ada, her deniz geçidi, her boğaz, Türk boğazları artık çok ciddi stratejik öneme sahip alanlar haline gelmiş durumda. Ege ve Akdeniz bölgesinin önemi neredeyse insanlık tarihiyle eşit bir süreci kapsıyor. 4000 yıldır, belki daha uzun bir süredir Akdeniz'deki uygarlıkların kurulmasından bu yana ve denizciliğin başlamasından bu yana Ege ve Akdeniz'in önemi, sahip oldukları önem varlığını devam ettiriyor ve varlığını daha da devam ettirecek gibi görünüyor. Yunanistan Türkiye ile birlikte 1952'de ittifaka dahil oldu. Girit'in önemi daha da arttı. Zira ada, Soğuk Savaş'ın Akdeniz'e yansımasının ayrılmaz parçasıydı. Arap-İsrail Savaşı'nda da donanmaların saklambaç oynadığı alandı. Bugünse NATO'nun yeni konseptinde Kıbrıs gibi kritik bir noktada. Doğu Akdeniz'de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten kuzey bir NATO üyesinin kontrolünde. Güney'i de büyük ölçüde baktığımız zaman yine Fransa ile yakın ilişkileri, bir NATO üyesiyle yakın ilişkileri olan ve bir başka NATO müttefikine dayanan bir gücün kontrolünde. Akdeniz'de bir uçak gemisinin ya da denizaltının rahatlıkla ikmal yapabileceği derinlikte liman sayısı son derece sınırlı. Girit Adası'nın Suda Körfezi, Suda Limanı bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük avantaj sağlayan bir doğal kapasiteye sahip. Amerika Birleşik Devletleri mutlaka bundan da büyük ölçüde faydalanmakta ve önümüzdeki dönemde anlaşılan o ki daha da faydalanacak. Rusya-Ukrayna savaşıyla artık güvenlik doktrinleri yeniden yazılıyor. Öyle ki Finlandiya ve İsveç bile 200 yıllık tarafsızlıklarını bozdu. Önceden NATO için Rusya tehditti, bugün artık Çin de tehdit. Ülkeler bu kutuplara göre pozisyon alsa da dünya artık 3. bir savaş için çok yaşlı. Şimdi de NATO'nun Çin tehdidinin ardından NATO'nun doğrudan tehdit olarak gördüğü bir diğer ülkeye, Rusya'ya gideceğiz. Aslında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle değişen ve 4 ay önce Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaşla bambaşka bir şekilde şekillenen bir konu. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş sonrası ardı ardına yaptırımlar etkili oldu. Ancak Rus ekonomisi bundan fazla etkilenmedi. Özellikle Rus ekonomisinin ayakta kalmaya çalışması ve devam ettirmesi, Kremlin yönetiminin global markalarının yerine ikamesini bulması bunda etkili oldu. Sıcak Nokta ekibinden Fahriye Demirci, Rus ekonomisinin nasıl ayakta kaldığını araştırdı. Şimdi ekranlara geliyor. İki ülke arasındaki gerginlik uzun yıllar devam etti. Takvim yaprakları 24 Şubat 2022'yi gösterdiğinde ise tüm dünya Ukrayna-Rusya savaşının başladığı haberini duydu. Uluslararası arena ise karşılık vermekte gecikmedi. Putin'in savaş hamlesine sert yaptırımlarla cevap verilmeye başlandı. Dünya, Kremlin'i durdurmak için elindeki tüm ekonomik kartları kullandı. Banning all imports of Russian oil and gas and energy. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri doğalgaz ithalatını kısıtladı. Kapısında kuyruklar oluşan dünya markalarından geriye Moskova'daki boş mağazalar kaldı. Başta teknolojik ürünler olmak üzere ithal ürünlere ulaşım zorlaştı. Dünya genelinde olduğu gibi Rusya'da da enflasyon arttı. Savaşın ilk günlerinde ciddi değer kaybı yaşayan ruble, Kremlin'in hamleleriyle hayatta kaldı.
Yıllık enflasyonun %17'ye çıktığı Rusya'da ruble son 4 yılın en yüksek noktasına ulaştı. Rusya özellikle Merkez Bankası'nın başarılı, kendi içerisindeki başarılı ve tutarlı operasyonlarıyla faizi de doğru bir para politikalarını kendince etkin bir araç olarak kullanmayı başardı. Savaşın başlamasıyla beraber Rus ekonomisinin batmasına dair beklentiler arttı. Yaptırımlar o büyük beklentiyi karşılayamadı. Kırım'a ve Sivastopol'a... Halkın Putin'e olan desteği ve pandemi sonrası artan petrol ihtiyacı, Rus ekonomisinin adeta kurtarıcısı oldu. Moskova'nın petrol gelirleri %50 arttı. Sadece Haziran ayında dünyada artan enerji fiyatları nedeniyle Rusya'nın kasasına giren paranın 6 milyar doları aşması bekleniyor. Moskova yönetiminin hali hazırdaki en güçlü silahı ise halen petrol. Dünyanın enerji konusunda Rusya'yı ikame edecek bir kaynak bulması kısa vadede ise imkansız. Rusya bir günde 3 milyon varillik bir tahdit, kısıtlama yaparsa ekonomisi üzerinde büyük bir hasar oluşmaz. Ama bu şu anda 110-111 dolar civarında seyreden varil fiyatını 180 dolara fırlatır. Eğer günlük tedariğini 5 milyon varil kısarsa 380 dolarlara kadar çıkabilecek petrol fiyatlarından bahsediliyor. Dolayısıyla bu andaç içerisinde enerji andacına yakalanmış Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne biz bu gerekirse kaya gazı ve diğer kaynaklardan bu açığı kapatırız diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda kendi içine düştüğü durum söz konusu olduğunda Rusya ekonomisi üzerindeki yaptırım kabiliyetinin çok da güçlü olmadığını görüyoruz. Moskova yönetiminin ekonomiyi ayakta tutmak için alternatif planları var. O planlardan biri de tamamen yerli imkanlarla ikame üretimine odaklanmak. Bu yöntem sosyoekonomik olarak büyük risk. Fakat Moskova sokaklarından çekilen markaların yerli ikameleri yapılmaya başlandı bile. Fast food devinin terk ettiği 848 mağaza yerli bir markayla yeniden açıldı. Ülke içinden yapılan tedariklerle benzer ürünler yeniden piyasada yerini aldı. Belirli markaların çekilmesi aslında bir kültürel emperyalizmin, kültürel hegemonyanın kırılması bakımından Rusya tarafından bir karşı propaganda olarak da kullanılabilir. Amerika'nın karşısında aynı tadı, aynı teknolojiyi biz kendi milli markamızla da ortaya koyabiliriz. Batı'nın marka hegemonyasına karşı çıkıyoruz şekliyle tam bir karşı atağa dönüştürmek de mümkün olabilir. Rusya'nın markaları ikame ederek alternatif oluşturma planı yeni bir düzenin kapısını aralayabilir. Markalaşmanın ve marka şerefiyesinin limitleri, sınırları test ediliyor. Özellikle küreselleşmenin pandemiyle hırpalanmış ve yıpranmış yeni ekseninde markaların eski nefese sahip olmadıklarını, olamayacaklarını öngörmekte herhalde kehanet değildir. Belki de kulvarların değiştirileceği bir atmosferden bahsediyoruz. Belki de o kulvarda Amerika'yı, yani dünya global markalarının efendisini yenemeyen Rusya ve Çin yeni kulvarda kendilerine özgü farklı bir yapıda koşabilecekler. Kremlin yönetimi için bir diğer alternatif de Hindistan. Zira Rusya, Hindistan'ın en büyük silah tedarikçisi olmaya devam ediyor. Hindistan'ın portföy çeşitlendirme ve yerli savunma sanayini güçlendirme kararı nedeniyle Rusya'nın payı %70'den %49'a düşse de durum halen böyle. Rusya ayrıca Hindistan'a Çin ve Pakistan karşısında kullanabileceği S-400 füze savunma sistemi gibi teçhizatlar sağlıyor. Pandemi ve savaşla beraber ekonomi dünyada adeta bir yeniden yapılanmaya girdi. Rus ekonomisinin devam eden savaştan ve yaptırımlardan ne yönde etkileneceğini ise zaman gösterecek. Terör örgütü PKK kanlı eylemlerinin emirlerini yaklaşık 20 yıldır Kandil'den veriyor. Masumlar hayatlarını kaybediyor, toplumun huzuru kaçıyor.
Sıcak Nokta ekibi olarak biz de Kandil'i mercek altına alalım istedik. Örgütün sözde yöneticilerinin iplerinin kimlerin elinde olduğunu araştırdık. Aynı zamanda örgüt içi hesaplaşma da hazırladığımız dosyada ekranlara geliyor. İran-Irak arasında uzanan bir sıra dağlar zinciri. 1500 kilometre uzunluğundaki bölgenin adı Zagros Dağları. Bu dağlık arazinin en önemli noktalarından biri Kandil olarak adlandırılıyor. Kandil'in engebeli yapısı ve coğrafi özelliklerinin haricinde ön plana çıkaran en büyük unsur terör örgütü PKK'nın varlığı. Bölgenin bağrına adeta bir hançer gibi saplanan terör örgütü yaklaşık 20 yıldır Kandil'i merkez olarak kullanıyor. Günümüzde yaklaşık 5000 terörist bölgede varlık gösteriyor. Örgüt ayrıca yaklaşık 50.000 kilometre karelik alana bir ur gibi yayılmış durumda. Kandil'deki sözde yönetim kademesi terör örgütünü yönetmeye devam ediyor. Kandil'in örgüt tarafından tercih edilmesinin en büyük sebebi ise coğrafi yapısı. Çünkü dağlık yapısı askeri operasyonlara engel teşkil edebiliyor. Kandil Dağ Silsilesi'nin bir kısmı, yaklaşık 3'te 2'si Irak sınırları içerisinde ama bir kısmı da İran içerisinde. Dolayısıyla özellikle Türk Hava Harekatları'na, SİHA harekatlarına karşı İran tarafında konuşanlar kendilerini koruma altına alıyorlar. Kandil bugünlerde hala Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bahoz Erdal ve Sofi Nurettin gibi üst düzey teröristlerden oluşan sözde bir yönetim kademesine sahip. Ancak bu isimlerin yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantıları Kandil'i kimin yönettiği sorusunu akıllara getiriyor. Bunu iyi kavrayabilmek adına Kandil öncesi PKK'ya yani 80'lere gitmek gerekiyor. Burada PKK'nın ilk hamiliğini üstlenen Esed Suriyesi olduğu görülüyor. Hafız Esad Suriyesi'nin PKK'ya kucak açmasının altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi Atatürk Barajı'ydı. Şam'daki ABD Büyükelçiliği'nin 1985 tarihli gizli raporuna göre Baba Esad yönetiminde Türkiye'nin bu barajı inşa ederek Suriye'nin su kullanım hakkını azaltacağı ve hidroelektrik enerji üretimini kısıtlayacağı korkusu hakimdi. PKK yapılanmasının aslında örgütsel ve teşkilat yapılanması büyük ölçekte Suriye'de Esed rejimi tarafından sağlandı. Malum 80'lerin başında Öcalan bu Aynul Arap Kobani dediğimiz bölge üzerinden Suriye'ye kaçtı ve burada Suriye muhaberatı tarafından kontrol altına alındığını görüyoruz kendisinin. Ve PKK'nın teşkilat yapılanması ve bir terör örgütü olarak aslında tüm dizaynı bu muhaberat tarafından yapıldı. Örgüt yalnızca Suriye'de değil, Lübnan, İran ve Irak'ta da bir şekilde yuvalandı. Bu yerleşim esnasında Kandil'in sözde yöneticileri yabancı istihbarat örgütlerinin adeta maşası olarak görev yapıyor. PKK dediğimiz yapılanmanın içerisinde birçok istihbarat örgütünün etkin olmaya çalıştığını biliyoruz. Ve burada bu etkinlik üzerinden PKK'yı kendi dış politikasının bir unsuru olarak araçsallaştırma çabasındalar. PKK'yı adeta bir vekil unsuru olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şu anda baktığımızda KCK üst yönetiminde özellikle Cemil Bayık'ın, yine Bahoz Erdal'ın, Sofi Nurettin gibi isimlerin İran'la çok yakın bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bu arada Kandil yönetimi her ne kadar örgüte hakim gibi görünse de son yıllarda kendilerine hizip yapan dişli bir rakip buluyor. Örgütün Suriye kolu PYD-YPG. Peki onların ipi kimin elinde? Burada özellikle örgütün Suriye kanadıyla KCK arasında bir gerginlik olduğunu görmek mümkün. Burada işte mevcut KCK liderliğiyle Suriye'de Mazlum Abdüşahincilu arasında bunun yaşandığı öngörülüyor. Çünkü burada Mazlum Abdüşahincilu Amerika ile belli bir angajman içerisine girerek kendisini merkeze alan, Suriye'deki PKK'yı merkeze alan bir tasavvur içerisine girdi. Kandil PYD'yi yeniden yörüngesine çekmek için bazı hamlelerde bulunuyor. Yani Kandil'in bir vesayet kurabilmek adına çeşitli isimler gönderdiğini ve Şahincilo üzerinde ve genel anlamda PYD-YPG yapılanması üzerinde etkinlik kurmaya çalıştığını gördük. Yine Şahincilo mesela Suriye'deki diğer Kürt muhaliflerle görüşmeler içerisindeyken ABD'nin belki yönlendirmesi çerçevesinde PKK'nın KCK üst yönetiminin bunu baltalamaya yönelik birçok hamle yapması söz konusu oldu.
Örgüt içindeki iktidar mücadelesinin bir diğer sebebi ise Türkiye'nin yaptığı nokta operasyonlar. Kandil yönetimindeki isimler SİHA'ların vurduğu üst düzey teröristlerin ardından birbirlerini ajanlıkla suçluyor. Sıradaki dosyamızda da yine örgütün zulmünü ekranlarınıza getireceğiz. Bilindiği üzere örgüt özellikle gençleri ve çocukları hedef alıyor, onları kaçırıp zorla silah tutturuyor. Türkiye'de Diyarbakır anneleri Diyarbakır'da HDP binasının önünde çocuklarını, evlatlarını bekliyor. Tıpkı Diyarbakır'da olduğu gibi Suriye'de de benzer bir durum söz konusu. Örgütün zorla kaçırıp ellerine silah tutturduğu, ardından da kanlı emellerinde kullandığı çocukların aileleri durumdan şikayetçi ve acılı. Ancak umutlarını yitirmiyorlar. Sıcak Nokta ekibi o ailelerle buluştu, onlara mikrofon uzattı. Şimdi de örgütün Suriye'nin kuzeyinde kaçırdığı çocuklara ilişkin hazırladığımız haber ekranlara geliyor. Bölücü terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'de sivillere uyguladığı baskı ve zulüm artarak devam ediyor. Terör örgütü eleman bulmakta güçlük çekiyor. Bu sebeple örgüt yaşları 12 ila 17 arasındaki çocuk ve gençleri ailesinden ayırdı. Bugüne kadar 156 çocuğun kaçırıldığı belgelendi. Son 2 ayda 14 çocuk ailesinden koparıldı. Kayda geçmeyenlerin ise 45 olduğu tahmin ediliyor. YPG çocuklara sahte kimlik çıkarıyor, reşit göstermeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe indirmeye devam ederken terör örgütü PKK-YPG ise Suriye'de çocukları kullanıyor. Evlerinin önünden, okul bahçelerinden, oyun oynadıkları bu sokaklardan kaçırılan çocuklar zorla terör kamplarına götürülüyor. Bu çocuklardan biri de Emel Bekir'di. Henüz 13 yaşındaydı ailesinden kopartıldığında. Annem hastaydı. Afrin'e ziyarete gitmiştik. Sabah kalktığımızda evde yoktu. Evden kaçırmışlar. Sonra ben PKK yandaşlarının yanına gittim. Siz mi kaçırdınız dedim. Evet, biz kaçırdık dediler. Hukuk insanlarına sesleniyorum. İnsanların üzerindeki bu zulüm kalksın artık. Bunlar çocuktur. Silahtan anlamazlar. Ben 6 yıldır kızımdan haber alamıyorum. Çok mücadele ettim. Kızımın sesini duyayım. Ben kızımı istiyorum. Aile 2 sene boyunca kızına kavuşmak için mücadele etti. Örgütün hakaretlerine ve fiziki tacizine maruz kaldı. Diğer çocuklarıyla da tehdit edildi. Başta çok zulüm gördüm. PKK önce bize eşinle gel, kızını göstereceğiz dedi. Eşimle gittik. Bizi bir arabaya bindirdiler. Biraz götürdükten sonra durdurdular ve bizde böyle bir şey yok. Kaçırdığımız çocukları aileleriyle görüştürmeyiz dediler. Çok üzüldüm, çok ağladım. Biz siyasi bir topluluğuz dediler. Bize güldüler ve kızımı göstermediler. Sonra öğrendik ki PKK kızımı bir eve kapatmış. Kızım da ağlıyormuş. Ben annemi babamı istiyorum diye. Bir gece evimizi bastılar kocamı öldürmek için. Kocam sonra çocukları alıp Türkiye'ye gitti. Ben tekrar gittim yanlarına görmek için. Bana bir şey olmaz, sen de gel bize katıl. Bizim için silah tut, biz sana bakarız dediler. Emel'le birlikte 12 yaşındaki kuzeni de terör örgütü tarafından kaçırıldı. O da ailesinin tek evladıydı. Her ikisini bir günde kaçırdılar. Benim kızımı ve abimin tek kızını. Her ikisini aynı gün aynı saatte kaçırdılar. Ben temenni ediyorum ki hem kendi kızımın hem de abimin kızının hakkında güzel şeyler duyayım. Seslerini duyayım. İyidirler ya da kötüdürler. Sağlar mı yoksa öldüler mi bir şey öğrenmek istiyorum. Bölücü terör örgütü özellikle Aynel Arap, Münbiç ve Haseke'nin Kamışlı bölgelerinden kaçırdığı çocuklara silah eğitimi veriyor. Ardından çatışma bölgelerine götürüyor. Örgütün hain planları için kaçırdığı çocukların sayısı ise her geçen gün artıyor. Kızı kaçırılan bir diğer acılı anne de Afrin'de. Sevsen kaçırıldığında 14 yaşındaydı. 2 sene sonra kızının öldüğünü söylediler ama o hiç inanmadı. Hala kavuşacağı günü bekliyor. Türkiye'den Afrin'e gelen bir komşum vardı. Ben de onları ziyarete gittim.
Birkaç saat sonra bir akrabamız geldi. Bana kızını PKK kaçırdı dedi. Aradım, aradım ama bulamadım. Birkaç hafta sonra beni aldılar, arabayla kızımın yanına götürdüler. Sonra tekrar geri getirdiler. Çok ağladım, kahroldum ama bir daha kızımı göremedim. 2 yıl sonra bana bir çanta getirdiler. İçinde kızımın eşyaları vardı. Bana kızımın öldüğünü söylediler. Ben de ateşe attım, yaktım o eşyaları. Çünkü benim kızım gitti. Bu eşyaları ne yapayım? Sabah akşam düşünüyorum. Onun cansız bedenini görmedim. Hala bilmiyorum. Öldü mü, iyi mi, değil mi? Bunca zamandır uyuyamıyorum. Hala onu düşünüyorum. Örgüt kaçırdığı çocukları hain emelleri için kullanıyor. Küçük yaşta kaçırıp beyinlerini yıkıyor ve kendisine yeni bir jenerasyon kurmayı hedefliyor. Bu aslında terör örgütlerin temel mantığında yer alan ve terör örgütlerinde terör yapan unsurlardan bir tanesi. Bu yetiştirilen, özellikle kaçırılan ve sonra yetiştirilen kız çocukların gelecek dönemde YPG ve PKK için bir intihal saldırıcısı, YPG PKK için bir üst düzey bir komutan ya da onların batıya pazarladığı bir güzelseler özellikle bir kadın figürü olabileceklerini de görebiliriz. Mesela bu YPG'nin ve PKK'nın geçmiş dönemlerde düzenlediği intihal saldırıları ele alındığında kadınların ön planda olduğunu görüyoruz. Ve bu kadınlar çocuk yaşlarda ve çok genç yaşlarda örgüt tarafından kaçırılıp, endoktrine edilip sonradan bomba eylemlerine yönlendiriliyorlar. Çocukları kaçırılan bir diğer aile de şimdi Azez'de yaşıyor. 2016 yılında PKK-YPG'nin Tarrifat'taki köylere düzenlediği saldırılarda kaçırıldı. Bir sene sonra çocuklarının örgütün elinde olduğundan aldıkları haberle emin oldular. 5 senedir de haber alamıyorlar. 2016 yılında Tarrifat bölgesinde saldırı gerçekleşti PKK tarafından. O zamanlarda PKK bazı köylere saldırıyordu. O köylerde insanları toplayıp kaçırıyorlardı. Çoğu sivildi ve onların arasındaki kişilerden biri de benim kardeşimdi. Kardeşimi PKK'nın kaçırdığını 2017'de bize gelen haberle öğrendik. Kardeşimle kaçırılanlardan bazılarını Haseke'ye, bazılarını Kamışlı'ya götürmüşler. Kamışlı ve Haseke'de PKK'nın hapishaneleri var. Tarrifat bölgesinden kaçırıp o bölgelere götürdüler. Kardeşimin yaşlarında çok çocuk var. Hepsine silah kullanmayı öğretiyorlar. ...2016 yılında PKK'nın baskı ve zulmünden kaçıp Aziz'e gelen aile hala tehdit alıyor. Bize çok tehdit geliyordu. O bölgeden kaçıp Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere gelen insanlar için çok tehdit geliyor. O bölgeden bizim gibi kaçıp güvenli bölgeye gelemeyenler PKK'ya katıldı. Hainlik yaptılar ve onlar Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere gelenleri tanıyorlar, biliyorlar. O yüzden bizi çok tehdit ediyorlar. Abi, terör örgütünün Tarrifat'taki köye baskın yaptığı sırada onlarla çatışırken bacağından yaralandı. 5 ameliyat geçirdi. İyileşeceği günü iple çekiyor. Çünkü bir an önce toparlanıp Milli Suriye ordusuna katılmak istiyor. Hem kardeşini hem de kaçırılan diğer çocukları geri getirmek için. Teröristler kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişime geçmesine de asla izin vermiyor. Evlatlarından koparılan ailelerse PKK'nın baskı ve zulmünden bıkmış durumda. Tek istedikleri çocuklarına kavuşmak. Çok üzgünüm. Bize çok zulüm yaptılar o katiller. İnşallah beklenen operasyon bir an önce olur. Temennim hemen bugün başlaması. Hem oradaki hem de buradaki insanlar kurtulsun, zafere ulaşalım. Oğlum 17 yaşındayken kaçırıldı. Hiçbir haber alamıyoruz. Oradan gelen haberler çok zalim. Temennim oğluma kavuşmak. Zor bir durumdayız. Allah'ım da bana uzun ömür verirse, oğlum bize kavuşursa, onun hakkını kendi ellerimle alacağım. Gerekirse evimi satıp silah alıp bu katillere karşı savaşırım. Ailelerin bekleyişi ise devam ediyor. Terör örgütlerinin Türkiye'de ya da sınırlar ötesinde söz konusu bu harekatlarla oradaki varlığını daha da azaltmak, belki de bu ailelere yeni katılacak ailelerin de önüne geçecek. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın girebiliriz mesajıyla hazırlıklar devam ediyor. Özellikle Fırat'ın batısında 2 bölge var terör örgütünün elinde bulunan. O bölgelerde terör örgütlerinden kurtarıldığı vakit belki de bu ailelere yenileri eklenmeyecek, acılar daha da azalacak.
Şimdi de Sıcak Nokta programında sizleri farklı bir dolandırıcılığa götüreceğiz. Söz konusu bu dolandırıcılık için aslında hemen herkesin verebileceği kimlik bilgilerini basit bir işlem için verdiler. Ardından başlarına gelmeyen kalmadı. Ve dolandırıcıların hazırladığı yöntemse hepinizi şaşırtacak cinsten. İşte milyonlarca liralık vurguna ait operasyonu Sıcak Nokta ekibi araştırdı. O çarpıcı operasyonun ayrıntıları şimdi ekranlara geliyor. Dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdular. Bir telekomünikasyon şirketinin müşterilerinin bilgilerini ele geçirdiler. Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ancak İstanbul Siber Polisi'nin yaptığı operasyonla yakayı ele verdiler. Çetenin yasa dışı faaliyetleri oldukça dikkat çekici. Vurgun sisteminin içinde 4 farklı grup var. İlk grup söz konusu telekomünikasyon şirketinden alt bayilik alıp vatandaşlara üyelik paketi satmaya çalışanlar olarak biliniyor. İkinci grup işin koordinasyon bölümünde yer alan aracı ya da komisyoncular. Üçüncü grup dolandırıcılık çetesi. Dördüncü grupta kiralık hesap sahipleri. Vatandaşları dolandırmak için iki farklı yöntem uygulanıyor. Önce alt bayilerdeki şüpheliler telekomünikasyon şirketinden üyelik satmak için kişisel bilgileri alıyor. Daha sonra da şirketin haberi olmadan bu bilgileri para karşılığı komisyonculara satıyor. Eğer kredi kartı bilgileri de istenirse bu kez komisyonculardan alınan ücret daha da artıyor. Söz konusu şüpheliler daha sonra üyelik satabilmek için müşterileri aramaya devam ediyorlar. Bu görüşmelerdeki asıl maksatsa vatandaşların çalıştığı bankayı öğrenip komisyonculara bildirmek. İşte bu bilginin de ele geçirilmesinin ardından sıra çete üyelerine geliyor. Çete üyeleri komisyoncuların kendilerine getirdiği kişisel bilgilerle bir banka çalışanı gibi vatandaşları aramaya başlıyor. Bu aramalarda vatandaşlara hesabınızda şüpheli bir işlem tespit ettik. Bu yüzden de hesabınızdaki paraya bloke koyarak güvenlik departmanına aktardık. Bu parayı kurtarabilmek için Merkez Bankası güvenlik birimine ait IBAN hesabına EFT ya da havale yapmanız gerekiyor diyorlardı. İşte buna inanan mağdurlar da tüm parasını çete üyelerine kaptırmış oluyordu. Aslında Merkez Bankası'na ait olduğu söylenen hesap başkasına ait. Yani çete üyeleri kendi kimlikleri deşifre olmasın diye başkalarından kiraladıkları paravan banka hesaplarına bu paraların gönderilmesini sağlıyorlardı. Çetenin bir diğer yöntemi ise bu mağdurların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek. Önce ellerindeki kişisel bilgilerle hedefteki vatandaşın adına gizlice banka sistemine girmeye çalışıyorlar. Şifreyi bilmedikleri için şifremi unuttum kısmına basıp mağdurun cep telefonuna yeni şifre mesajı gitmesini sağlıyorlar. Yine şüpheli işlem bahanesiyle vatandaşı arayıp gelen mesajdaki şifreyi öğrenip mobil bankacılık hesabını ele geçiriyorlar. Eğer hesapta yüklü miktarda para varsa hepsi çekiliyor. Hesabı boş olanlar adına da kredi çekiyorlar. Tüm bu işlemlerin ardından devreye yeniden komisyoncular giriyor. Paraların aktarıldığı kiralık hesap sahipleriyle banka önünde buluşuluyor. Para nakit çekildikten sonra her iki grup %5'lik komisyonunu ana paradan alıyorlar. Ana para daha sonra komisyoncular aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarında dolaştırılıp çete üyelerine aktarılıyor. Çete üyeleri ise turistik yerlerde yatırımlar yaparak bu paraları aklamaya çalıştı. Çeteye yapılan operasyon sonucu 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonda zanlıların bir adresi resmi bir çağrı merkezine dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sistemin ilk sırasında yer alan alt bayi çalışanlarının hedef vatandaşları aramadan önce kendi aralarında yaptıkları konuşmalar dikkat çekiyor. 10K nokta 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 bank geldi. Yarın saldırmamız lazım. Herkesi arayalım. Operasyonda tamamı çete üyesi 17 kişi tutuklandı. Son bir yıl içinde kendi hesabında 20 milyon liralık bir para döndüğü belirlenen çete lideri ise bakın kendisini nasıl savundu. Bu işlerle bağlantım yok. Ben ticaret yaptım. Birkaç firmaya ortak oldum. Onların karıyla paramı yükselttim. Şüpheli alt bayi çalışanları ise yasal görevlerini yerine getirdiklerini, müşterileri arayıp üyelik satabileceklerini belirttiler.
Kimseye kişisel bilgilerin yer aldığı bir data satmadıklarını da öne sürdüler. 50 bilgisayarın ele geçirildiği operasyonda şimdiye kadar dijital materyallerin yalnızca 1/4'ü incelenebildi. Bu incelemeler sonrasında bile zanlıların en az 1 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia ediliyor. Teknoloji giderek hayatımızda daha fazla yer alıyor. Tabii teknolojiyle birlikte yapay zekaya olan ilgi de artıyor. Günümüzde finans, sağlık ve tarım gibi sektörlerde de yapay zekalı sistemler fazlaca kullanılıyor. Sıcak Nokta programının bu bölümünde yapay zekayı araştırdık, nereye evrileceğine baktık. Kendi kendine araçlara çarpmadan şerit takibi yaparak gidebilen araba, okyanusta kaptan olmadan hareket eden bir gemi. İnsanların yaptığı hareketlerden yola çıkarak yapabileceği hareketleri tahmin yoluyla büyük doğrulukla bilebilen teknoloji, yapay zeka. Geçmişi uzun olsa da 21. asrın ilk 10 yılı içinde bir dönüm noktasından geçti. Halen de geçiyor. Yapay zeka verileri işleyerek ve daha önceki verileri tanıyarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebilecek bir yapıya sahiptir. Bununla beraber sahip olduğu hafıza ise sınırlı. Yapay zekanın gelecekte ulaşacağı seviye ise insan davranışlarını etkileyebilme ve duyguları anlayabilme yeteceğine sahip olması. Peki hali hazırda yapay zeka teknolojisi ne yapacağını nasıl öğreniyor? Bir insan nasıl öğreniyorsa aslında biz de yapay zeka sistemini aynı şekilde öğretiyoruz. İnsan doğduğundan beri gözünün önünde örnekler oluyor. Doğru örnekler oluyor, yanlış örnekler oluyor ve ebeveynleri diyor ki bak bu iyi bir davranış, bu kötü bir davranış ve zaman içerisinde insanlar, çocuklar özellikle çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Bizim sistemlerimizde de aynı şeyi yapıyoruz. Biz algoritmalarımıza hem doğru örnekleri hem de bazen yanlış örnekleri gösteriyoruz. Ve böylelikle algoritmaların matematiksel modeller kullanarak bu örneklere uyum sağlamasını hedefliyoruz. Yapay zeka, makinelerin deneyimlerden öğrenmesini sağlıyor. Yeni girdilere uyum gösteriyor. İnsanın yapabildiği benzer görevleri gerçekleştirebiliyor. Günümüzde elinizde ne veri varsa bunu bir şekilde bilgisayar sistemlerine verip o veriden öğrenmelerini bekliyoruz. Mesela görüntüyü olduğu gibi veriyoruz. Piksel piksel resmini çekip veriyoruz. Oradaki büyüklük, renk vesaire gibi unsurların keşfedilmesini bekliyoruz algoritma tarafından. Her sektörde yapay zeka yeteneklerine yüksek bir talep var. Örneğin ticari anlamda kişiselleştirilmiş öneriler sunarak satın alma kararlarına yön verebiliyor. İmalat alanında talebi tahmin ederek üretimi koordine edebiliyor. Finansal işlemlerde ise hileleri görebiliyor. Hızlı ve doğru kredi puanlamayı sağlayabiliyor. Sağlık alanında ise reçete ve röntgen okumaları yapabiliyor. Sanal sağlık asistanlarıyla da yaşam koçluğu marifetlerinden sadece biri. Göğsünüze koyacağınız göğüs cebinize bir kamerayla yediklerinizin kalorisini hesaplamaya çalışan sistemler var. Yani bu mesela abarttığınız zaman ya dikkatli ol falan diye titreştiğini varsayın. Yani bu da bir yapay zeka uygulaması ve gayet önde. Yani hiçbir hastalık yok ama sizin metabolizmanızı etkileyecek günde işte 2000 kalori veya şeker miktarınızı günde şu kadar gibi yedikleriniz eğer hazır gıdaysa üstündeki tuz miktarlarından yani çok tuzlu yiyorsunuz dikkat edin ne kadar. Yani envai çeşit sağlık veya sağlıklı yaşam uygulaması var. Yapay zeka her konuda tam güvenilebilen bir teknoloji olabilir mi? Uzmanlar bu soruya cevap verirken temkinli olunması gerektiğini ve hata payı olabileceği ihtimalini sürekli vurguluyor. Hiçbir sistem %100 doğru çalışmaz. İnsan da %100 doğru çalışmaz. Hekim de %100 doğru çalışmaz. Ama hekimlerin özellikle bir karar verirken çok iyi rasyonel yani hani geçmişe dayalı bilgileri vardır ve çok iyi akılcı yöntemlerle karar verirler. Yapay zeka hiçbir zaman yani en azından bugünümüzde sadece kendi başına karar vermiyor. O kararı alıp gerçekten doğrudur, yanlıştır diyecek bir hekime gene bir ihtiyaç duyulur. Yapay zekanın özellikle ticari alanlarda kullanılan bir yönü var. O da duygu analizi yapabilmesi. İnsanların neyi beğenip neyi beğenmediğini analiz edebilmesi.
yapay zeka sistemleri duygu analizi yapabiliyorlar. Hatta o üzerinde oldukça çok çalıştığımız konulardan biri. Çünkü özellikle bazı alanlarda insanların duygularını anlayarak karar verme noktalarına geliyorsunuz. Örnek vereyim, işte bir reklam yaptınız ve insanların bu reklamı beğenip beğenmediğini anlamaya çalışıyorsunuz. Tweet atıyorlar, herhangi bir portaldan, sosyal medya hesaplarından bir şeyler paylaşıyorlar. Bu veriler üzerinde dolaşıp iyi mi, kötü mü ya da nötr bir tutum mu sergiliyorum anlayabiliyorsunuz. Yapay zeka teknolojilerinin yardımıyla insanoğlunun sadece ne yaptığı üzerine analiz yapılmıyor. Ne yapabileceği de analiz edilebiliyor. Bu durumda beraberinde bir takım etik tartışmalarını doğuruyor. Bazı teknoloji şirketleri insan verilerini çok kolaylıkla topluyor. Bilerek veya bilmeyerek çok sayıda bilgimizi emanet ediyoruz ve onlar üzerinde çok ilginç yapay zeka şeyleri geliştiriyorlar, algoritmaları. Bunların bazıları çok etik olmayabiliyor veyahut kaygı uyandırabiliyor insanlar arasında gayet haklı şekilde ve o gidişat da korkutuyor bizleri. Yani nereye gidecek? Yani şu an işte bir sosyal medyada herhangi bir şeye bakıyorsanız ne kadar baktınız? Bir sonra nereye bakacaksınız veya sizi neye bakarsanız sizin ilginizi çekecek biliyorlar yani hepimiz bazında kişisel olarak. Ve o bilgilerden de çok daha garip istediğiniz şekilde profilleyebiliyorsunuz insanları. Yapay zeka teknolojilerini göz ardı etmek mümkün değil. Ve uzmanlara göre gelecekte bu teknolojiler insan yaşamının daha da vazgeçilmez bir parçası olacak. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bazı şeyleri gerçekten idrak etmekte zorlanabiliyoruz. Şimdi bu VR gözlükler ve sanal ortamlar çocuklarımızı çok daha hızlı içine çekiyor. 14 yaşındaki oğlum saatlerini geçiriyor ve bakarsanız bu teknolojilerde tek şu deniyor. Gerçek hayata bağlansın. Nasıl bağlanıyor? Orada bir oyun oynarken karnı acıkıyor ve birden işte X hızlı yeme fast food zincirinin bir reklamını görüyor. O sırada tıklıyor. Belirli bir yemek getiren şeyden yemek siparişi veriyor. Sonra o oynamaya devam ederken kapı çalıyor çünkü işte annesinin kredi kartı bağlı oradan. Yemeğini alıp ağzına atıyor. Yapay zeka kimilerine göre büyük bir tehdit unsuru, kimilerine göre ise büyük bir fırsat olarak görülüyor. Tüm bu tartışmalara rağmen önümüzdeki yılların en çok konuşulacak teknolojisi olacağı ise kesin gibi duruyor. Sırada kahve tutkunlarını üzecek bir dosyamız bulunuyor. Dünyada en fazla tüketilen içecekler arasında şüphesiz kahve yer alıyor. Türkiye'de ise en çok tercih edilenin Türk kahvesi olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak başta Brezilya olmak üzere kahvenin yetiştirildiği ülkelerde gelecek sıkıntısı yaşanıyor. Zira hem iklim krizi hem de değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle önümüzdeki yıllarda kahve bulmak çok daha fazla güçleşecek. İtibaren ticari bir öneme sahip oluyor ve özellikle son yüzyılda kahve
üzerine çalışan endüstrinin gelişmesiyle birlikte ve sosyal medyanın da etkisiyle artık sadece yaşlıların içeceği olan bir içecekten ziyade gençliği hükmü altına aldı. Kahve tüketimi gün geçtikçe artıyor. Sadece Türkiye'de bile kişi başına düşen kahve tüketimi %8 artarak 350 gramdan 1,1 kilograma çıktı. Dünya genelinde ise en çok kahve tüketilen ülke Finlandiya. Ülkedeki kahve tüketimi kişi başına yıllık 12 kilograma tekabül ediyor. İskandinavya'nın diğer üyeleri Norveç ve İzlanda'da tüketim 9 kilogramın üzerinde seyrediyor. Danimarka ve Hollanda'da da yıllık kahve tüketimi 8 kilogramın üzerinde. İklim krizi ve politik nedenler kahvenin geleceğinde belirleyici rol oynuyor. Değişen iklim koşulları ve kahvenin toprak isteği nedeniyle üretim alanları genişletilemiyor. Bu yüzden son dönemde tüketim dünya genelinde %3,5 artarken üretim yalnızca %1 arttı. Kahve koronavirüs salgınından da etkilendi. Salgına bağlı olarak değişen ekonomik göstergelerden dolayı üretim maliyetleri arttı. Öte yandan iklim değişiklikleri de üretim miktarını etkiledi. Ancak dünyadaki kahve tüketimi değişmedi. Pandemi sürecinde kahve tüketiminin azalmadığını, hatta arttığını görüyoruz. İlginç bir şekilde pandemi süreci, evet, genelde kafelerden veya işte ortak kullanım alanlarından çıktı. Ama bu sefer ne yaptı? İnsanlar kendi evlerinde kendi özel kahvelerini üretmeye başladılar. Toplumların kahve tüketim alışkanlıklarının değişmesi yeni bir üretim ve fiyat krizine yol açabilir mi? Japonya'da kahve tüketimi azalıyor. Bilinçli toplumlar Avrupa'da azalıyor. Kahve tüketiminin gelişmiş toplumlarda azaldığı, gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumlarda arttığını görüyoruz. Gelişmemiş toplumların nüfusunun da daha yoğun olduğunu düşündüğümüzde kahve üretiminin de artma potansiyeli olmayan bir ürün. Çünkü belli iklim ve toprak şartları istiyor. Bundan dolayı önümüzdeki süreç biraz kahve tiryakileri için, kahve severler için riskli bir konuma gelebilir diye düşünüyorum. Geçmişte yaşanan üretim krizlerinde ise toplumlar kendilerine alternatifler arıyor. İnsanlar kahveyi bulamadıkları dönemlerde bitkisel kahveler konusunda bir şeyler yapmışlar. Kendi çevrelerinde bulunan bitkilerin tohumlarını, meyvelerini, köklerini kahve gibi kavurarak öğütmüşler ve kahve şeklinde hazırlamışlar. İşte o dönemde çıkan nohut kahvesi, palamut kahvesi, işte Japonya'da ben bunun örneğini görmüştüm, pirinç kahvesi, yine kenger kahvesi bizim Silifke yöresinde oldukça popüler. Bizim Gaziantep'te popüler olan ve menengiç kahvesi bugün dünyaya artık ulaşıyor. Kahve endüstrisi olası bir krizden nasıl kurtulur kestirmek zor. Fakat uzun vadede kahve üretiminde dalgalı bir süreç yaşanabilir. Sıcak Nokta programının bu haftalık bölümünün de sonuna geldik. Zeynel Yaman yönetimindeki kadromuzun programın editörlüğünü Niyazi Dölek yaptı. Yönetmenlik koltuğundaysa Özlem Bülbül ve Volkan Tay vardı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii programa veda etmeden önce bugün Arefe günü, yarın bayram. Biz de tüm Türkiye başta olmak üzere Müslüman aleminin bayramını kutluyoruz. Umarım bu bayramın herkes için mutlu ve huzurlu geçmesi temennisinde bulunalım. Sıcak Nokta ekibi olarak herkese iyi bayramlar dileyelim. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.